arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel saç bandını çalışacağız. Yapım aşamasını sizlerle birer birer tamamlayacağız ama öncesinde şöyle bakalım. İki renkten oluşmakta. Zeminimizin ikisini beyaz olarak, bir tanesinin zeminini yeşil olarak hazırladım. Şöyle göreceğiniz gibi. Üzerlerine bakınız, kaydırma yöntemiyle ilmeğimi kaydırdım ve son olarak arkadan birleştirdim. Şöyle. Dilerseniz burada araya lastik kullanarak lastiğimizle de gereken esnekliği bandımıza verebilirsiniz. Yapım aşamasında lastiği de nasıl kullanmanız gerektiğini göstereceğim inşallah. Bu örgümüzü, örgüye yeni başlayan küçük kardeşlerimiz de büyük kardeşlerimiz de örebilirler. Her şeridi farklı renklerle de örebilirsiniz. Dilediğiniz farklı konseptler uygulayarak bu bandımızı çalışabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. İpimi biraz gevşetiyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Öreceğimiz kişinin baş ölçüsüne uygun bir ölçüde zincirimizi çekelim. Bebeklerse daha küçük zincirimiz. Yetişkin birini örüyor isek santim olarak baş ölçüsünü kavrayacak bir zincir çekerek bandanamızı hazırlamaya başlayalım. Ben 120 tane zincir çekerek geleceğim. Zincirimi çektim. Mezurumu şöyle ölçmek istiyorum, sizlere fikir olması açısından. Birin üzerine tutuyorum zincirimi ve şöyle mezurumla ilerletiyorum. 50 santim. Tabii bu ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ya da tığınıza, elinizin sıklığına göre ölçü değişecektir. Kalıcı kesin bir ölçü değil. İstediğiniz kadar büyütüp, istediğiniz kadar bu zincir sayısını arttırmada, eksiltmede değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi zincirimiz üzerine işlemlerimizi çalışmaya başlayalım. Son zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimi atlıyorum. Üçüncü zincirimin içerisine tığımın başını doluyorum. Batıyorum. İpimi alıp tek seferde kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. Alıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Diğer zincire giriyorum. Başını doluyorum. Tek seferde kapatıyorum. Başını doluyorum. Çekmiş olduğum zincirler tamamlanana kadar bu işlemimi tekrar ediyorum. Bir defa doluyorum, giriyorum, tek seferde kapatıyorum. Zincirimin tamamını bir defa dolayıp tek seferde çektiğim trabzanlarımla ördüm ve sona geldim. En son zincirimizi birlikte örelim. Tığımın başını doluyorum. Son zincirime giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Bu son zincirimizde dönüş yapacağımız için batmaya devam ediyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum. Aynı yere üçüncü kez batıyorum. İlk battığımızla birlikte 3 oldu. Doluyorum, dördüncü kez batıyorum, doluyorum, beşinci kez batıyorum. 5 defa battık, bakınız. Dönüşümüzü yaptık. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez zincirimizin şöyle bakın boşluklu yerleri var. Bir önceki yerde batmış olduğumuz yerler. İpimi şöyle alta gizliyorum. Tek seferde çekiyorum. Giriyorum. Tek seferde. Sırası ile devam ediyorum. Aynı yere 2 defa batmayalım. Burada 2 defa batmışım. Bakınız, yanlışlıkla yapmayalım. Devam edelim. Diğerine batıyorum. Diğerine ipimi de gizledim. Tam ortaya batarak devam ediyorum. İkinci yönümüzü de tamamen ördüm. Son trabzanımın bulunduğu yerdeyim. Bakın bir defa battım. Diğer uçta fazla örmüştük. Yine aynı şekilde 2, 3, 4, 5. 5 defa batıyorum. 5.'yi şöyle rahat geçirelim. Ve başlangıçtaki trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirimi çekerek burayı tamamlıyorum. Her iki ucumuzun dönüşünü güzelce ayarladık. Hem başlangıçta hem bitirişte aynı yuvarlak bir geçiş yaptık. Şöyle görelim. Beyaz rengimizle tam orta yerine şeridimizin yeni bir çizgi halinde ilmeklerimizi kaydırarak bir hareket katalım. Ortaya giriyorum. Bakın şuradan alıyorum ipimi. İpimi aldım buradan. Ve hemen yanındaki trabzana batıyorum. İpimi geçiriyorum. Yandaki trabzana batıyorum. Aşağıdan alıyorum. Geçiriyorum. Yandaki trabzana batıyorum. Geçiriyorum. Batıyorum. Batıyorum. Her trabzan arasına çok çok kolay, bakın trabzanlarımı görmekteyim. Batırıyorum. Alttan ipimi alıyorum. Geçiyorum. Batıyorum. Güzel bir zincir görüntüsü oldu. Her araya girerek ilmeğimi kaydırıyorum. İlmeklerimi kaydırarak sona kadar geldim. Şimdi en son yere battım. Şöyle tekrar birlikte batalım isterseniz. Bakınız diğer başlangıç yerine battım. İpimi alıyorum, kaydırıyorum. İpimi aldım, bakın kaydırdım, tekrar alıyorum, bir tane zincirimi çektim ve kesiyorum. Zincirimizi çektik, iç tarafa gizleyelim. Bu ördüğümüz şekliyle 3 tane, yani toplamda 3 tane olacak şekilde şeridimizin birebir aynısını örüyorum. Danam için gerekli olan 3 tane şeridimin 3'ünü de ördüm. Birincisinin zeminini yeşil üzerine beyaz olarak gittim. Diğer ikisini ise altları, yani zemini beyaz üzerlerini yeşil olarak ördüm ve 3'ünü de aynı ölçüde tamamladım. Şimdi iki renk kullandığım için arkada 2 tane farklı renkte ipim olacaktır. Bunları içeriye doğru gizleyelim. Ben diğerlerini gizledim. Bir tanesini sizlerle birlikte gizlemek için ayırdım. Şöyle üçünde bakınız aynı boydalar. Şöyle alalım. Arka tarafı zaten belirli. Ön tarafını görmekteyiz. Arka tarafını çeviriyoruz. Her zaman yapmış olduğumuz gibi en gizleyebileceğimiz uzaklıklara götürüyoruz. Çok fazla da abartılı uzağa gitmeye gerek yok. Bakın aynı şurada kaldığımız zaman bir öne geçerek tekrar bir tane de zincir çektiğim zaman buradan keserim ve hiçbir zaman geri açılma yaşamayız. Düğümümüzü de attık, zincirimizi çektik. Şimdi bu 3 tane şeridimizin 3'ünü birbirine birleştireceğiz. Öncelikle tığıma bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Yeşilimi alıyorum. Ön yüzeyden 3 tane sık iğne örüyorum. Şu uç kısımda. Battım. Sabitledim. Bir zincirimi çekip aynı yere batarak bunu bir sık iğne olarak sayıyorum. Yanına batıyorum, 2 sık iğne, diğer yanına batıyorum. 3 tane sık iğnem ördüm. Şeridimin ilkini ayarladım. Beyazımı alıyorum. Düz yönleri olacak, bakın şu şekilde. Beyazımın da yine tepe noktasına en uygun yere giriyorum. 1 2 3 tane sık iğneyi örüyorum. Beyazımı ve yeşilimi birleştirdim. 3. beyazı alıyorum. Yani 1. yeşil, 3. şeridimi alıyorum. Diğer tarafını yapalım. Batıyorum. 1. Üçer üçer hepsine sık iğnemi çekiyorum. 2 ve 3. Evet, şeridimizi buradan üçer sık iğne ile tutturduk. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen dibine batıyorum. Tek seferde çektim. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını dolayarak batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Aşağıda batmış olduğumuz sık iğnelerimizin tamamına giriyoruz. Sık iğnemin üzerine de battım. 2 zincirimi çekiyorum. Geri çeviriyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son 9. Tekrar 2 zincir. Dibine batıyorum. Hemen yanındakine. 1, 2 zincirimden sonra sayıyorum. Bakınız 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sık iğnemizle birlikte toplamda 4 defa, yani 4 sıra ördük ve tamamladık. En son bakın şöyle bitirdikten sonra bir tane zincirimi çektim ve ipimi buradan kesiyorum. Kesmiş olduğumuz ipimizi arka tarafa gizleyelim. Sıradan. Diğer başlangıç ipini de gizleyelim. Sık iğne ve yarım trabzanlarımızı ördükten sonra şeridimizi şu şekilde bırakıyoruz. Uzun tarafı, bağlantı olmayan tarafı kendimize doğru ayarlamamızı yapıyoruz ve saç örgüsü örer gibi örmeye başlıyoruz. Önce en soldakini ortadakinin üzerine alıyorum. Örgü bilmeyen arkadaşlarımız, küçük kardeşlerimiz olabilir. Sol taraftakini ortadakinin üzerine koydum. Şimdi sağ taraftaki yeşil renktekini ise ortadakinin üzerine koydum. Şöyle elimle de düzelttim. Bakın sağ taraftakini bu kez ortaya bıraktığımıza yerleştirdim. Şimdi elimi şöyle tutuyorum. Soldan yine alıyorum. Bu kez yeşilimin üzerine koyuyorum. Soldakini koydum. Şimdi en kenardaki, bakın hep bir sağ taraftan bir sol taraftan, sağ ve sol taraflarından almaktayız. Şimdi sağ taraftakini aldım. Şöyle düzenli bir şekilde ortaya koydum. Şöyle de düzeltelim lütfen. Düzgün olsun, nizami olsun. Bu kez sol taraftakini tam ortaya, sağ taraftan alıyorum, ortaya. Sol taraftakini yine getiriyorum. Bakın şöyle ortaya, hiçbir zaman dışa taşmıyor. Sağdan yine ortaya, soldan bakın, sağdan soldan Dıştakini alıyoruz her zaman, bakın sağdan, dıştaki yine soldan. Yine öğrenen kardeşlerimiz zorluk çekmesinler. Belki kendilerini yapmak isteyeceklerdir çünkü çok kolay. Yine dıştaki, yine dıştaki, hep ortaya getiriyoruz. Dıştaki sağdan, şimdi soldan, sağdan. Şöyle de elimizle düzeltelim, botluk olmasın. Evet, şöyle bakalım. Ne kadar güzel oldu, bakınız. Gayet güzel ve kolay. Şimdi en son şöyle birleştireceğiz. Son kısmı şu şekilde tutalım, bakınız. Üst, orta ve alt olacak şekilde. En alttakini ortaya getiriyorum. Diğer üsttekinin bir tanesini sağ tarafa, bir tanesini sol tarafa çıkarıyorum. Ve tığıma bir tane düğümümü attım ve örmeye başlıyorum. İlk önce buradan giriyorum. Sağ taraftakinden elimle de diğerlerini tutuyorum. 3 tane sık iğnem örüyorum. 1. Şöyle zincirimi çekiyorum. Dibine bir daha batıyorum. 1. 2. 3. 3 sık iğnemi ördüm. Hemen yanındakine batıyorum. 1. Uç noktalarına 2 ve 3 yaklaştırıyorum. 1 2 ve 3. Evet, buradan düğümümüzü de atmış olduk gördüğünüz gibi. 2 zincirimi çekiyorum. Tıpkı diğer tarafta yaptığımız gibi sık iğne ile birlikte toplamda 4 sıramızı örelim. Bir defa başını doluyorum, alıyorum. Bir defa, birer defa örüyorum. Oraya giriyorum. 1-2 zincirimi çektikten sonra tekrar şöyle çevirelim. Son sıramı örüyorum. Ve araya giriyorum. 9. Bir tane zincirimi çekiyorum sonrasında ve şöyle bakıyorum. Evet, en son birleşme işlemimi yaptım ve 9 tane yarım trabzanımı ördüm. Son olarak kontrolümüzü yapalım. İsterseniz bu kısımları, şöyle yapmış olduğumuz kısımları içine bir tane lastik koyup şu şekilde dikebilirsiniz. Lastiğin diğer ucunu da bu araya koyup bu şekilde dikebilirsiniz. Arada lastik istediği kadar esneyecektir. Onun için standart bir örgü örüp sevdiklerinize, yaşı kaç olursa olsun, hediye edebilirsiniz. Lastik esneyeceği için hiç sıkıntı olmayacaktır. İsterseniz eğer sabit bir baş ölçüsüne yaptıysak her iki ucu birleştirerek sabit bir bandana olarak çalışabiliriz. Ama hatırlatmak, tekrar istiyorum. Zincir içerisine lastiğimizi yerleştirip ucunu şu şekilde kapatabilirsiniz. Hemen göstermek istiyorum. Seni çeviririz. Ben de mavi kalmış, sadece göstermek için yapıyorum. Şu şekilde buraya dikişimizi atabiliriz. Tersinden, bakın ters tarafa doğru büküp diğer tarafı da yine aynı şekilde alıp, şu ipi kesmediğimiz için öreceğiz çünkü, büküp İçten dikebiliriz. Her ikisinde içten. Ve istediğiniz kadar esneyip büyük baş ölçülerine olacaktır. Evet, bu fikrimizi de verdikten sonra şimdi burada biz birleştirme işlemini yapmak istiyoruz. Giriyorum, ilkine kaydırıyorum. İkinciye buradan alıyorum. diğer taraftan alıyorum, kaydırıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle birer birer karşılıklı ilmeklerimizi kaydırarak birleşme işlemimizi tamamlayalım. Birebir yapıyoruz. En sona kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi keserek tamamlıyorum. Birleştirme işlemimizi de bu şekilde tamamladık. Kesmiş olduğumuz iplerimizi arkaya çevirelim. Hem başlangıçtaki hem bitişteki iplerimizi arkaya gizleyelim. Evet sevgili arkadaşlar, birleştirme işlemini de tamamladıktan sonra bandanamız artık kullanılmaya hazır. Bir çalışmamızda sizlerle bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.